Yıllar önce dönemin Sivas valisi Halil Rifat Paşa, "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek geçit vermez Yavuz Kemal beldesi dağlarına yol açmış. İç Anadolu'yu Giresun limanına bağlamıştır. "Gitmek, seyahat etmek gerekiyor. Seyahat edin, sıhhat bulursunuz" diyor Allah Resulü. Ve ünlü Osmanlı paşalarından sadrazamlığa kadar yükselen Halil Rıfat Paşa. Şebin Karahisar, Giresun yolunu açtıran şahıs. O da diyor ki, "Gidemediğin yer senin değil." Evet, gitmemiz gerekiyor. Tanımamız gerekiyor. Ve şu anda Şebin Karahisar tarihi yolundayız. İpek yolu bir anlamda burası. Ve İç Anadolu'nun Karadeniz'e, Giresun'a bağlandığı yer ve Halil Rıfat Paşa'nın açtığı o tünelin önünden sizleri yine tarihe yolculuğa çıkarıyor ve İpek Yolu belgeseliyle karşınızdayız. Çin'den başlayarak İstanbul üzerinden Avrupa'ya giden kadim İpek Yolu'nun denizle ilk buluştuğu Tirebolu Limanı, dünyaca bilinen haklı bir üne sahiptir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının aldığı ortak kararla başlatılan İpek Yolu turları, ekonomik ve kültürel işbirliğiyle dünya barışına da büyük katkı sağlayacak. Kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yere sahip olan İpek Yolu ile ilgili Türk Konseyi'nin davetiyle ilk kez düzenlenen modern İpek Yolu tanıtım turuna Devri Alem belgesel program yapımcısı olarak katılan İsmail Kahraman tarafından hazırlanan İpek Yolu belgesel görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Türkistan topraklarında dolaşırken buranın tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahlarından olduğunu öğreniyoruz. Bundan 2000 yıl önce İpek Yolu Batı ve Doğu uygarlıklarını birbirine bağlamıştı. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamış. İslam'ın Çin'de yayılmasında İpek Yolu önemli bir rol oynamış. İpek Yolu tarihte Çin'den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin'in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek Yolu olarak adlandırılmıştı. İpek Yolu asırlar önce başlamıştı. Çin'in Şiyan kentinden İstanbul ve Avrupa'ya sadece ticari mallar ve ipek değil, kültürü de taşımıştı. Ve ilk kez Türkiye öncülüğünde Türk Konseyi İpek Yolu'nu keşfe ve dünya turizmine tanıtmaya çalışıyor. Ve tarihe not düşeceğiz. İpek Yolu ve İpek Yolu belgeseliyle karşınızdayız. Bu ticaret yolu insanlık tarihinin aydınlığa ulaşmasında büyük geçitlerden biri olmuş. Bununla birlikte günümüz seramik kültürünün oluşmasına da önemli katkılar sağlamış.
Sadece değerli ipekler, seramikler ve porselenler değil, değişik kültürlerin, inançlarından dillerine, çalgılarından masallarına, yemeklerinden oyuncaklarına kadar birçok kültürel değer de aktarılmış. Dolayısıyla bu yollar yalnızca ticaret yolları olmakta kalmamış, yüzyıllar boyu Doğu ile Batı arasında kültür alışverişini de sağlamış. Anadolu ise İpek yolunun en önemli kavşak noktalarından birini oluşturmuş. İpek yolunu takip ederek önemli bir yere geldik. Taşrabat'a geldik, Doğu Türkistan'a, Çin hududuna geldik ve kadim İpek yolu güzergahından bir zamanlar İpek yolu kervanlarının konakladığı, UNESCO tarafından koruma altına alınan kadim İpek yolu üzerinde 3000 metre zirvesindeki Tanrı Dağları'nda bir kartal yuvasını andıran Taşrabat'tayız. Gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde inşa edilen kervansaraylarda kervanlar askeri birlikler tarafından korunurdu. Kervansarayda kalındığı sürece yolcuların can ve malları teminat altına alınır, her türlü bakım ve hizmetlerin yerine getirilmesinden doğan giderleri karşılamak amacıyla vakıfları bulunurdu. Bu yapılar seyahat ve ticareti güvence altına alan, sosyal dayanışmayı sağlayan nitelikteydi. İpek yolu, 16. ve 17. yüzyıllarda ipeğin Avrupa'da da üretilmeye başlamasından sonra eski önemini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Artan denizcilik faaliyetleriyle de kervanlar ortadan kalkmaya ve uzak doğu ürünleri çekiciliğini yitirmeye başladı. Hatta 19. yüzyıldan itibaren ipek yolu kullanılmaz oldu. Çin'in Şiyan kentinden başlayan, Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan'a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan'ı geçerek Anadolu'ya giren ve denizde ilk kez Giresun'un Trebol Limanı'nda buluşan tarihi İpek yolu, deniz yoluyla İstanbul ve Avrupa içlerine gidiyordu. İpek yolunun canlanması Türkiye ekonomisine büyük katkı olacak. Türkiye'de insan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli olan Halil Rifat Paşa Tüneli, küçük ama köklü geçmişe sahip bir belde olan Yavuz Kemal'in kaderini de tamamen değiştirmiştir. Karadeniz sahilinin Anadolu'yla bağlantısını sağlayan tarihi İpek yolunun önemli bir kısmı bu bölgeden geçer. Ticaret kervanları, askeri sevkiyatlar, hacı kafileleri, yaylalara çıkan göçerler ve ilim irfanla meşgul alimler hep bu yolu kullanarak menziline ulaşmıştır. Yavuz Kemal Beldesi, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle geleceğin turizm merkezi olmaya aday bir bölgedir. Aksu Vadisi'nin yukarı havzasını oluşturan bu coğrafya, Giresun ilinin coğrafi yapısında belirleyici nitelikler taşımasının yanında Karagöl Dağı ve çevresindeki zirveleriyle Türkiye'nin İsviçre'si olarak adlandırılmaya layık bir güzelliğe sahiptir. Tarihi geçmişi oldukça eskilere dayanan belde, Giresun ilinin fethine ve iskan sürecine ev sahipliği yapmış Kırık nahiyesidir. İlim adamlarının yetiştiği medreseler ve gönül sultanlarının bulunduğu Yavuz Kemal Beldesi, Giresun'un tarihine ve kültürel altyapısına asırlarca Kırık nahiyesi olarak büyük katkı sunmuştur. Geçmişin Kırık nahiyesi, bugünün Yavuz Kemal Beldesi'nin tarihini bilmeden Giresun'un tarihi anlaşılamaz. Yavuz Kemal'i tanımak için önce tarihi Kırık nahiyesini bilmek ve tanımak gerekiyor. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyen Halil Rifat Paşa tarafından açtırılan Giresun Şebin Karahisar'ın o tarihi yol güzergahındayız. Rehberimiz Metin Koç Bey'den yolun
geçtiği güzergahlarla ilgili bilgi alacağız. Giresun'dan yola çıktık. Hedef o tarihi yolu takip ederek Şebinkarahisar'a gitmek. Giresun merkezden hareket ettik şu an. Gedikkaya, Kaya Dibi, şu an Kemaliye Köyü'ndeyiz. Kemaliye Köyü'nden sonra meşhur Taşanların bulunduğu yerden geçeceğiz. Elma Tepesi, Erimez Hanları, Gavur Hendeye Hanları ve Kulakkaya merkez. Şimdiki ismiyle Pınarlar. Yani eski Kürtün. Kürtün Hanı, Maşlak Hanı, İki Su Hanı, Tamdere Hanı, 2200 rakımlı Eribil geçidi ve devamında meşhur Asarcık virajlarına inip Asarcık mevkine ineceğiz. Asarcık'la Tamdere'de bulunan hanlar bu yolun en önemli hanları. Çünkü aradaki bölge 20 kilometrelik bir kısım ve 2200 rakımlı bir zirve var. Asarcık'tan sonra Çatak hanları, Tamzara ve Şebinkarahisar. Toplamda 120 kilometre. Ve o tarihi yolu şu an gidiyor. Evet efendim, 1885 yılında Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılmış olan o tarihi yol. Hikayesini adım adım ekranlara getiriyoruz Devralen farkıyla ve muhteşem manzara. Karadeniz'in Kocaeli'den sonra ikinci adası, tek iki ada vardır Karadeniz'de. Birisi Giresun Adası, diğeri de Kocaeli Kefken Kandıra Adası. Ve adanın ihtişamını da burada o yol hikayesini takip ederken görüyoruz ve Giresun'daki yol hikayelerini araştırmaya tarihi Giresun Şebinkarahisar yolundan devam ediyoruz. Erimez Hanı. Şu anda Erimez Hanı'nda mıyız? Evet, Erimez Hanı'ndayız. Nedir bu hanın hikayesi? Şimdi burası 3 kat. Birinci katta kervancılar için hayvanlarının kalacağı yer. İkinci kat oturmalı konaklayanlar için. Üst katsa odalar halinde yatma bölümü. Yol üzerindeki hanlarda çok insanlar gelmiş, çok insanlar geçmiş, çok hikayeler olmuş. Hanlarda parası olandan para alınıyor, parası olmayan da kültürümüz gereği misafir olarak ağırlanıp gönderiliyor. Fakat bazı ilginç han hikayeleri de oluyor. Hana gelen bir grup kervancı, hancıya oyun yapmak için kış tabii ki soğuk, sobayı güzel yaktırıyorlar ve hancı bunlara yapacağı ikramdan para alacağı için işte çay içen, kahve içen hiçbiri biz bir şey içmiyoruz, yoğurt yedik gibi bir tabirle handa ısınıyorlar. Tabii bu arada hancı da gidiyor bir kova su alıyor, getiriyor sobaya döküyor, sobada yoğurt yedi diyor. Medeniyetin ta kendisi olan yollar ve Anadolu'da yollar, Doğu Karadeniz'de yollar ve Giresun'da yollar. O tarihi yollar, meşhur Halil Rıfat Paşa'nın gitmediğiniz yer sizin değildir dediği o tarihi yoldaki güzergahta adım adım sizlere belgesel görüntülerle yol güzergahını tanıtmaya ve Giresun'dan Şebinkarahisar'a devralem yapmaya devam ediyoruz. Karşımızda gördüğümüz yer Dereli Maden Köyü Meryem Ana Manastırı. Bu manastırı da söylentilere göre Trabzon Sümele'den sonra en büyük manastır olduğu söyleniyor bu bölgede, Karadeniz bölgesinde. İçinde sayısız harabeler var. Hatta batı tarafında 4 tane dikili taş var. O gün nasıl dikildiği
bugün herkesin hala hayretinde. En son 2005 yılında 78 yaşında bir yaşlıyla bilgi alma amaçlı yapmış olduğum sohbette burada manastırın en yüksek tepesinde 300 kiloluk bir çan olduğunu söyledi. O askerdeyken çanın kaybolduğunu ve hala da bu çan aranmaktadır. Yollar medeniyettir, yollar kültürdür ve yollar kültürü taşıyan en önemli değerdir. Burası önemli bir yer. Burası Doğu Karadeniz bölgesinde İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden birisindeyiz. Kulakkaya'dayız ve Giresun'un tarihi nahiyesi burası. Çin'den başlayan İpek Yolu Avrupa'ya kadar uzanmış, Anadolu coğrafyasından geçmiş, denizle Çin'den başlayan İpek Yolu ilk kez Tirebolu Limanı'ndan denize kavuşmuştu. Ama Giresun dağlarında da birçok tali İpek Yolu'nun bağlantı noktaları var. Onlardan birisi de Kulakkaya. Bugünkü Yavuz Kemal beldesinin bir semti. Kulakkaya girişindeki kayada yer alan balık resmi, taş köprüler, değirmenler, camiler, kiliseler ve kale kalıntıları Yavuz Kemal'de zamana meydan okuyan tarihi yapılar arasındadır. Bölgedeki tuz ekme efsanesiyle ilgili anlatılanlar dışında Yavuz Kemal halkı arasında kulaktan kulağa yayılan Al Ocağı ve Peri Kızı, Hızır İlyas, Kırklar Tepesi, Hazreti Ali ve Düldül gibi efsaneler bölgenin kültür zenginliğini gözler önüne sermektedir. Benim ismim Salih Önal, Kulakkaya Derneği Başkanıyım. Kulakkaya'mız tarihi özelliği olan eski geçmişte İç Anadolu'ya bağlayan İpek yolumuz üzerinde oluşmuş çok güzel bir yaylamızdır. Kendisi geçmişle ilgili bir nahiyedir. Bütün yörenin kültür ambarıdır. Buranın ismi de iki tarafın tarihi bir taş kalemizin olup üzerindeki o fikirlerine birleştirip bir kulak resmi gibi oluşan etrafına Kulakkaya demişlerdir. Kulakkaya her yönüyle beraber tüm Karadeniz'de tanınan bir bölgemizdir. Aynı zamanda burası Yavuz Kemal beldesi olarak da belediyemiz vardır. İyi de belediye başkanımız çalışır sağ olsun. Yöremizin en büyük beldelerinden bir tanesidir. Yani tarih göreviyle beraber hizmetlerini vermektedir. İç Anadolu'ya giden veya İç Anadolu'dan Karadeniz'e gelen insana bu güzergahı kullanmışlardır. Kervan yolunun geçtiği güzergahtır. Tamdere Eğri bir bölgesine özellikle bu bölgeden gidilir. Ve şurada zamanla hanlar var. İnsanların, hayvanların konakladığı hanlar. Özellikle Yuva, Hapan, Güzdü, Şırhlar dediğimiz tarih geçmişi olan mahallelerimiz var. İsimleri Türk beylerinden almaktadır. Biraz yukarıda Ispahalar, Sıpahi Beyliğinden ismini alıyor. Tarihi olan, tarihi derinliği olan bir bölge, doğal güzelliği olan bir bölge, yayla bölgesi. Bu bölge aslında bilinen bir bölgedir. Yani Kulakkaya Yaylası, Karadeniz'e, Giresun'a en yakın yayla ve en uzun zaman yaz kış kanlan bir yayla. Bu güzellikleri, bu doğal yaşamı burada insanların görmesini, yaşamasını istiyoruz. Yaşamayan bilmez. Yaylacılık kültürü ve Türklerin otçu göçü geleneği, Sağrak Göl Yayla Şenliği, Ağaçbaşı Yayla Şenliği, Bektaş Yaylası Kültür Festivali gibi yayla şenlikleriyle yaşatılmaktadır. Karların hiç eksik olmadığı Kulakkaya Yaylası'nda yapılan Kulakkaya Kar Festivali de bölgenin önemli şenlikleri arasında yer almaktadır. Thank you.
Burası Giresun Şebinkaresar arasındaki en güzel eski tarihi nahiye merkezlerinden Kulakkaya. Burası 1800'lü yıllara kadar tarihi İpek yolundan Şebinkaresar'a ulaşım vardı. Daha sonra bu zamanın teknolojinin gelişmesiyle yol ihtiyacının daha çoğalmasıyla bu İpek yolunun bir kısmı terk edilerek bugünkü yol yapılmış. İpek yolu Giresun limandan çıkıp Lapa ormanlarından Kulakkaya, Kulakkaya'dan Bektaş Yaylası, Aksu Köyü, Karagül Dağı eteklerinden geçerek Deve Deresi, Kızlar Mezarlığı, Tutak Dağı'ndan Şebinkaresar'a ulaşmaktadır. Bu yol hala döşeme yolu olarak tabir edilir. Herkes bilir. Şu anda ayakta. Yani üzerinden gidilebiliyor. Fakat kullanılması çok ekonomik olmadığı için bugünkü yol yapılmış. O yol yılda 4 ay çalışıyor. Bu yıl yol 10 ay çalışıyor yılda. Bulunduğumuz yer Yavuz Kemal Beldesi'nin Süllü mevkii. Arkamızda kalan yer ise Ispahalar Mahallesi. Ispahalar şimdiki kullanılan ismi. Daha önce Osmanlı döneminde sipahilerin bulunduğundan sipahiden dönüşüm alınmış. Sipahi askerlerinden. Bir diğer ise hemen yan tarafımızda bulunan şu karşısı Kömler. Yani burada da tabii ki o günkü efsanelere göre işte hayvan kömlerinin olduğu, kışın üzeri toprak damlarla örtülü kömlerin olduğundan geldiği söylentiler içinde. Seyahat etmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Aynen yakın hissederek yaşamak gerekiyor. Burası Giresun, Doğu Karadeniz bölgesinin turizm kenti. Ama Giresun'un da en önemli yerlerinden birisiyiz. İsviçre'ye 10 çeken bir yer burası. Gördüğünüz bu manzaralar, bu muhteşem güzellik Giresun'un Dereli ilçesi Yavuz Kemal Beldesi'nin o Süllü bölgesi. Dağlar karlı, sular çağlayarak akıyor. Çiçekler açmış, Giresunluları, doğa ve tabiat aşıklarını bekliyor. Yavuz Kemal, idari yönden Şebinkaraisar'la Giresun arasında birkaç kez gidip geldikten sonra 1958'de Dereli ilçesine bağlanmıştır. Nahiye müdürlüklerinin kapatılmasından sonra Kırık bölgesi, Kulakkaya, Şıhlar ve Hapan köylerinin birleşmesiyle 1998 yılında Yavuz Kemal Belde Belediyesi kurulmuştur. 2011 yılında Pınarlar Köyü'nün bir kısmı Yeni Mahalle adıyla belediyeye dahil edilmiş, bir yıl sonra da Güz Yurdu ve Yuva beldeye katılarak mahalle olmuştur. Günümüzde Yavuz Kemal Beldesi'ne bağlı 6 ana mahalle varlığını sürdürmektedir. Burası Yavuz Kemal Beldesi'ne bağlı Süllü Mahallesi. Buranın adı önceden Sulu olarak biliyorduk. Ustalarımızdan öyle bir duyduk ama zamanıyla Süllü. Suyun bol olduğundan Süllü olarak geçmiş tarihimize. Buranın geçim şeyi işte hayvancılık, mısır, tarımla uğraşılan bir mahalle. Ne sular var? Suların adlarını bir söyle. Su, soğuk oluk var. Giroluk diye bir şeyimiz var, gözlemimiz burada. Adı Giroluk. Çifte oluğumuz var. Yani su burada bol. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bacı ne yapıyorsun? Kuyu eşeğim. Ne yapıyorsun bakayım? Kıraz kuyu eşeğim. Nasıl oluyor?
Nasıl oluyor? Ne yaptın bakalım? Tohumluğumu çıkarttım da dikeceğim. Ne zaman gömdün bu patatesleri? Güzün. He? Güzün, güzün. Güzün mü gömdün? He. Çürümedi mi orada? Yok. Sağlam daha bak. Allah. Süllü'yü bir anlat bakalım. Ne işlersiniz, ne yersiniz, ne içersiniz? İncik daha, ektiğimizi yiyik daha. Niye de çürüyor? Hadi bir el salla. Haydi. O tencerenin ağzını. İşte bunu biz çarşıya götürüp satıyoruz böyle. Ne yapıyorsunuz? Çarşıya götürüp nedir satıyoruz. Nedir o? Pezik. Pezik kökü satıyor öyle. Satıyorsunuz? Evet. Kaça satıyorsunuz? 2,5-3 işte satıyor. Peki onu pişiriyorsunuz. Ne oluyor? Nedir? Nasıl? Herkes onu turşuluk alıyor, sirkeli yapıyorlar, salata yapıyorlar, alıyorlar işte. Süllü'de başka neler olur Yavuz Kemal? Pancar olur, meyvemiz, armut ekmezimiz olur, sütümüz, yoğurdumuz olur, tereyağımız olur, yumurtamız olur, hepsi olur. Ne hepsi olacak? Doğal, organik. Evet, evet, organik. Buranın daha halini göreyim. Ne kadar güzel. İşte. O zaman bir çağrıda bulun. Şu sosyete hanımlara bir çağrıda bulun. Buyursunlar işte. Ha, görsünler halimizi. Bazen soruyorlar hangi kazanda yapayım diye. Ha işte kazanımı da görsünler. Tertemiz. Evet. Hijyenik. Evet. Doğal ateşte pişiyor. Evet, bakır kazan. Yavuz Kemal beldesi birbirinden güzel yaylalarıyla haklı bir üne sahiptir. İnsana göz ve gönül ziyafeti sunan Ağaçbaşı, Kulakkaya ve Bektaş gibi birçok yayla ve obalar yaz aylarında dolup taşmaktadır. Yavuz Kemal, Giresun'un turizm potansiyelinin ana çatısını oluşturan yaylalar dışında görülmeye değer daha birçok güzelliğe sahiptir. Seyrine doyulmayacak bir manzara sunan Karagöl Dağı ve dağın üzerinde yer alan Karagöl Buzul Gölü bu güzelliklerin başında gelir. Dağın etrafında yoğunluk kazanan irili ufaklı göller ve tepelerin eteklerinden çıkan akarsular Yavuz Kemal'in yemyeşil ormanlarına hayat verir. Fatih Sultan Mehmed'in 1461 yılında Trabzon'u fethetmesinden 146 yıl önce Türklerin Yavuz Kemal bölgesine gelip yerleştiğine dair arşiv belgelerini gün ışığına çıkaran tarihçi yazar Mehmet Fatsa, Yavuz Kemal ile ilgili kaynak bir kitaba imza atmıştır. Yavuz Kemal Yöresi adlı bu kitap, Yavuz Kemal Belediyesi tarafından 2017 yılında kültürümüze kazandırılmıştır. Bugünkü Yavuz Kemal belgesi ve çevresindeki köylerin bulunduğu mücavir alan, yani Aksu Vadisi'nin yukarı havzası, öyle diyelim. Burasının Türkleşmeye başlaması miladi 1390'lı yıllar. 1397'de Hacı Emiroğlu Süleyman Bey'in bu vadiye gelip aşiretleri yerleştirmeye başladığını biliyoruz. Buraya yerleşen en büyük aşiretin adının Kırıklı aşireti olduğunu da biliyoruz. Yani bu bir aşiret adı. Kınıklılarla ilgisi yok. Ayrı ayrı şeyler. Başka küçük aşiretler de var ama genel olarak bu bölgenin tarihteki adı, nahiye adı Kırık aşiretidir. Kırık aşiretine nispeten Kırık nahiyesi adı böyle. Burada bir nahiye teşkili 1450 yıllara tekabül ediyor. Miladi 1450 yıllarda kurulmuş. Dereli'nin bulunduğu, yani bugün Dereli ilçesinin bulunduğu alanın kuzeyinde kalan bölgede ise Türkleşme süreci 16. yüzyılda, biraz daha geç olmuş. Bunun nedeni Trabzon'un fethiyle alakalı bir şey. 1500'lü yıllarda Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği döneminde bölge Türkleşiyor. Efendim, ta 1920'li yıllara kadar burada herhangi bir nahiye filan oluşumu yok. Bu bölge tamamen köylerden oluşan, doğusu Keşap nahiyesine ya da kazasına, vadinin aşağı kısmı ise, yani Giresun merkeze tekabül eden kısmı ise Giresun kazasına bağlı olarak idare edilmiş. Yavuz Kemal aslında nahiye müdürünün adı. Adam kendi adını vermiş nahiye. Kırık adından vazgeçilmiş. Bunun Rumcu olduğu zannedilmiş. 1972'ye kadar da Yavuz Kemal nahiyesi devam etmiş.
Nahiyelerin kapatılması üzerine bu nahiyeye bağlı köyler ya da mahalleler müstakilleşmiş. Yani Derel ilçesinin mahalleleri haline dönüşmüş. Ve bugün itibariyle idari yapısına baktığımızda eski Şıhlar Köyü, Kulakkaya, Yuva Köyü, Güzyurdu Köyü ve Hapan Köyü'nden oluşan bir idari yapı, beldenin genel olarak mücavir alanı da bu. Yavuz Kemal her mevsim ayrı bir güzelliğe sahiptir. Baharla birlikte havalar ısınmaya başlar Yavuz Kemal'de. Tabiat hayat bulur. Ağaçlar yeşilin her tonuyla bezenirler. İlkbahar bitkilerle birlikte hayvanlara da can katar. Yazın gelmesiyle güneş çiçekleri daha da şımartır. Yavuz Kemal'in zengin bitki örtüsü adeta ipek bir halı gibi toprağın üzerini özenle örter. Sonbaharda Yavuz Kemal'in zümrüt yeşili rengi yerini altın sarısına bırakır. Ama üzerini örten bembeyaz kar tabakasıyla Yavuz Kemal'de kış başkadır. İnsanın tüm dertlerini alıp götüren, yerini huzurla dolduran kış manzaralarıyla Yavuz Kemal, sadece yaz turizmi için değil, kış turizmi için de çok doğru bir yer olduğunu ispatlar. Evet, gazetecilikte fikri takip esastır. Ve daha önce burada geldik ve belgesel çekmiştik. Orada tabelanın ismi farklıydı. Tarih farklıydı. Ama şimdi gerçek yerini buldu. O gitmediğiniz yer sizin değildir diyen o ünlü Osmanlı Paşası'nın talimatıyla açılan bu tünelin adı değiştirilmiş. Halil Rıfat Paşa Tüneli. Hak yerini bulmuş. Tarih de 1885. 1900'lü yılların ortalarını gösteriyordu o tarih. Ve şu an Halil Rıfat Paşa'nın tarihi Giresun Şebinkarahisar yolu üzerindeki açtığı o tüneldeyiz. Gidemediğin yer senin değildir diyor Halil Rıfat Paşa, Sivas valisi. Tarihler 1885 ve Halil Rıfat Paşa Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i de Anadolu'ya bağlamak ister ve Giresun'dan insan gücüyle yol açtırmaya başlar ve Sivas'a kadar. Bulunduğumuz yer Yavuz Kemal yakınlarında Şebinkarahisar yolu üzeridir ve Halil Rıfat Paşa tünelidir. Tünelin hikayesini bir dostumuzdan dinleyeceğiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nedir? Neresi? Burası müthiş bir yer. Burası Sarıyakup Köyü sınırlar içinde. İkisu eski nahiye merkezi ileride 3 kilometre ileride. Peki tünelin tarihini biz farklı gördük beyefendi orada. 1980'lerden 89'dan bahsediliyor. Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara ve belgelere göre bu tünelin açılışı 1885. Ve uzunluğu 38 metre. O zaman buradan yetkilileri bir çağrıda bulunalım. Halil Rıfat Paşa'ya saygısızlık yapılıyor. Tünel 1885'te açılmıştır ve insan gücüyle değil mi? Tabii ki efendim. Bu tünele gelen ameleler o devirde bu taşa gelince çaresiz kalmışlar. Çaresiz kalınca vazgeçmeyi düşünmüşler bu yolu. Paşa'ya, yani Halil Rıfat Paşa'ya bir heyet göndermişler. Paşam, öyle bir kayaya geldik ki aşılmıyor. Ne yapalım? Paşa'nın cevabı sadece şu. Her amele günlük murç, çekiç, kazmayla yumruğu kadar taş kopartabiliyor mu? Herkes boynunu bükmüş. Evet paşam demişler. Devam demiş. Ve tünelde açılmış. Tünel açılmış. Açılmış ama Halil Rıfat Paşa'ya minnet borcumuz var. Bu tünelin yapılış tarihi 1989 değil 1885. Cennet Mekan 2. Abdülhamit Han Hazretlerinin talimatlarıyla yaklaşık 135 yıl önce ulaşım altyapısının iyileştirilmesine dair bütün yurt satında çalışmalar başlatılıyor. Bu başlatılan çalışmaların bir tanesi de o dönem
Sivas Valiliğine bağlı olan ve Kelkit Vadisi'ni sahile bağlamayı amaçlayan bu yol güzergahı. Tabi yol belli bir noktaya getirildikten sonra, belli bir inşa aşaması gerçekleştirildikten sonra bu gördüğümüz sarp kayalık alana varılıyor. İşçilerin bu sarp alanı geçememesi üzerine bizzat valimiz Halil Rıfat Paşa merhum yerinde inceleme yaparak işçilere her birimiz bir yumruk büyüklüğünde taş çıkartırsak eğer burayı aşarız ve unutmayın ki gidemediğiniz yer sizin değildir düsturuyla talimatlarını iletiyorlar. Bunun üzerine yaklaşık o dönem için bir at arabasının geçeceği büyüklükte bu tünel hizmete girmiş oluyor. Bu vesileyle bizler hem talimatları verip yurt satında ulaşım altyapısının iyileştirilmesi noktasında büyük emekleri olan Sultan II. Abdülhamit Han Hazretlerini, hem Sivas Valimiz, dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'yı ve Şebin Karahisar mutasarrıfını buradan rahmetle yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Her biri birbirinden güzel olan tabiat parklarıyla Yavuz Kemal Beldesi sadece Giresun'un değil, Karadeniz'in nadide yerlerinden biridir. Doğal güzelliklerimiz, tarihi mirasımız, atalarımızdan miras almadığımız, torunlarımızdan emanet aldığımız değerler. Giresun'un Ağaçbaşı Yaylası'ndayız. Dereli sırtlarında Yavuz Kemal üstlerindeyiz. Muhteşem bir manzara. Nisan ayının 21'i, kar yağıyor. Bir taraftan çiçekler açmış, bahar yeniden canlanıyor. Ve biz Ağaçbaşı Yaylası'nı sizlere kış manzaralarıyla tanıtmak istiyoruz. Ağaçbaşı Yaylası'ndayız. Sınırları hem Merkez ilçesinde hem de Dereli ilçesinde bulunan Ağaçbaşı Tabiat Parkı, taşıdığı doğal kaynak değerleri yönünden 2010 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz Giresun'un ilk tabiat parkı olma özelliğini taşıyan yeşilin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikte buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 38 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu tabiat parkının Dereli ilçesindeki sınırları Melikli Obası Yaylası ve Fındıklık Yaylası ile çevrilidir. Tabiat parkının doğu sınırını oluşturan 1760 metre yüksekliğindeki tepe, park alanının en yüksek noktasıdır. 1732 metre yüksekliğiyle Çavlak Tepesi ise alanın bir diğer yüksek noktasını oluşturur. Türkiye'deki 200'e aşkın tabiat parkından biri olan 89 hektardan fazla bir alana yayılan tabiat parkının büyük bölümü Çavlak Tepesi'nin kuzey yamaçlarında yer alır. Orman ekosistemi ve çayır mera ekosistemi olmak üzere iki farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu tabiat parkı 38 farklı familyaya ait 75 bitki türüne ve toplamda 131 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Bektaş Yaylası'ndan doğan, Batlama Deresi'ni besleyen iki mevsimlik dere, Tabiat Parkı'nın bulunduğu alanın su ihtiyacını karşılar. Tabiat Parkı'nın manzarası, yemyeşil ormanları, en az onlar kadar dikkat çeken orman gülleri ve diğer bitki türleriyle bir ressamın paletinden çıkmış büyüleyici bir tabloya benzer. Ama bu tabloyu daha da güzel kılan tabiat parkının florasından bile zengin bir çeşitliliğe sahip olan faunasıdır. Tabiat parkındaki hayvanlara baktığımızda
iki yaşamlıları, sürüngenleri, kuşları ve memelileri görürüz. Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda leylek başta olmak üzere güvercin, baykuş, doğan, kırlangıç, ördek dahil 33 familyaya ait 90 kuş türü bulunur. Kuşlar kadar çeşitlilik göstermeyen memeliler 13 familyaya ait 30 türüyle Tabiat Parkı'nın diğer dikkat çeken canlıları arasındadır. Tabiat Parkı'nın sınırları içerisinde herhangi bir tarihi yapı olmasa da yakın çevresinde mutlaka gezilip görülmesi gereken tarihi güzellikler vardır. Bunlardan biri Cenevizliler tarafından kervan yolunu gözetlemek ve kervanları korumak amacıyla yapılan Kuşluhan köyündeki Kuşluhan Kalesi'dir. Ayrıca bu küçük kalenin altında küçük bir mağarada bulunmaktadır. Bir diğer önemli tarihi güzellikse Maden Köyü ile Hisar Köyü'nün ortasında kalan Meryem Ana Manastırı'dır. Manastırın asıl adının Yedi Horon Manastırı olduğu ve Hristiyanlığın ilk yıllarında yapıldığı söylenir. Trabzon'daki Sümela Manastırı'ndan sonra Türkiye'de bulunan en büyük doğal ve oyma manastırdır. Bunların dışında yıllara meydan okuyan hayranlık uyandırıcı mimarlıklarıyla kemer köprüleri de göze çarpar. Özellikle yaz sezonunda Giresun ilinde ve çevre ilçe, belde ve köylerde yaşayan insanlar günübirlik ziyaret amacıyla Tabiat Parkı'na gelirler. Daha önce de söylediğimiz gibi Yaylalar Diyarı'da denilen bölgede her yıl ağaçbaşı, kümbet, sağrak ve bektaş yaylalarında yılın belli günleri yayla şenlikleri düzenlenir. İlklerin ve enlerin cazibesine kapılmış gönlünüz, doğanın size fısıldadığı senfonik melodileri tüm çıplaklığıyla hissetmek istiyorsa, başınızı Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda yer ve gök arasında gezdirmeniz yeterli. Çünkü burası medeniyetin tabiatla eş olup insanoğluna kucak açtığı bir yuva. Kendi evinize hoş bulduk demek için geç kalmayın. Doğa turizminin dört mevsim doya doya yaşanıldığı yaylaların zirvesi Ağaçbaşı Tabiat Parkı keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Sizler bu hazineyi ne zaman keşfedeceksiniz? Giresun bölgesindeki tabiat parklarına adım adım gezerek tanıtmaya devam ediyoruz. Muhteşem manzaralar, güzellikler, hele suyun muhteşem bir şekilde adeta hayat verdiği bir bölgedeyiz. Kuzalan Şelalesi'ndeyiz, Giresun bölgesindeyiz. Belgesel görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2013 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz büyüleyici şelalelerin, göz alıcı travertenlerin, huzur dolu ormanların ve şaşırtıcı canlı çeşitlerinin buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 45 kilometre, Dereli ilçesine 13 kilometre mesafedeki bu tabiat parkı Alancık Köyü'nün Kuzalan Mahallesi'nde bulunur. Alanın en yüksek noktaları arasında 1800 metre yüksekliğindeki Dikoluk Pınarı ve aynı yükseklikteki Marazlı Tepesi sayılabilir. Türkiye'deki 200'e aşkın tabiat parkından biri olan 482 hektarlık bir alana yayılan bu tabiat parkının en önemli özelliği ise Pamukkale'yi anımsatan travertenlerdir. Halkın beyaz taş olarak adlandırdığı travertenler pek fazla bilinmese de hem park alanında hem de çevresinde birçok farklı yapıdaki traverten oluşumuna rastlamak mümkündür. Tabiat Parkı'nın içinden geçen iki dere bulunur. Harmanlar ve Taşpınar isimlerindeki bu dereler birleşerek Aksu Çayı'na dökülürler. Dereler Aksu Çayı'na dökülene kadar küçüklü büyüklü toplam 6 adet şelale oluştururlar. İşte Tabiat Parkı'nın içinde gördüğümüz travertenler bu şelalelerin aktıkları noktalarda görülür. Tabiat Parkı'ndaki şelaleler ve bu şelalelerden biri olan Kuzalan Şelalesi'nin aktığı yerdeki tarihi taş değirmen, Giresun'daki bir başka tabiat parkı olan Yedi Değirmenleri akla getirir.
Artık kullanılmayan bu taş değirmenden yaklaşık 500 metre mesafede ise ahşap bir değirmen bulunmaktadır. Hatta bu değirmenin içi de travertenlerle kaplanmıştır. Derelerin oluşturduğu yol boyunca karşımıza çıkan bir başka doğal güzellik de içi yeni sarkıt oluşturmaya başlayan oda şeklindeki mağaradır. Bu mağaranın batısında da ikinci bir oda şeklinde mağara bulunmaktadır. Anıt ağaç özelliği gösteren kayın, göknar ve ladin ağaçları ise görülmeye değer, nostaljik bir atmosfere sahiptirler. Bunların dışında Dereli'de yıllara meydan okuyan, hayranlık uyandırıcı mimarlıklarıyla kemer köprüleri de göze çarpar. Çevre il, ilçe ve köylerden günübirlik olarak ziyaret edilen tabiat parkı, ziyaretçilerine çadırlı kamp, doğa yürüyüşü ve bisiklet sporları için de uygun bir alan sunar. Tarihin ve tabiatın ahengine şahit olmanın, özgürlüğün ve doğallığın ritmine eşlik etmenin ve yaşamı en güzel tonlarıyla yeniden keşfe dalmanın peşindeyseniz, kalbinizden geçen hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer olan Kuzalan Tabiat Parkı sizleri çağırıyor. Karadeniz'in Pamuk Kalesi Kuzalan Tabiat Parkı'nın davetine ne zaman icabet edeceksiniz? Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından muhteşem hizmetler yapılmakta. O hizmetlerden birisi de Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Tabiat ve Tarihi Milli Parkları. Giresun bölgesindeki tarihi ve tabii parkları adım adım geziyoruz. Giresun bölgesinde 4 tabiat parkı var. O parklardan birisi de Koçkayası Tabiat Parkı. Ve Koçkayası Tabiat Parkı'ndan sizleri Giresun bölgesindeki tabiat parklarıyla belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Dereli ilçesindeki Koçkayası Tabiat Parkı daha önceden A tipi mesire yeriyken taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2011 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz yemyeşil ormanların, masmavi suların, yüksek tepelerin ve zengin canlı çeşitlerinin şiirsel bir güzellikle buluştuğu bu parka doğru olacak. Giresun iline 65 kilometre, Dereli ilçesine 30 kilometre mesafedeki bu tabiat parkının yükseklik ortalaması 1840 metredir. Park alanının en yüksek noktaları arasında 2483 metre yüksekliğindeki Göktepe, 2280 metre yüksekliğindeki Çifteyar Tepesi ve 2200 metre yüksekliğindeki Göbel Tepesi sayılabilir. Türkiye'deki 200'e aşkın tabiat parkından biri olan 350 hektardan daha fazla bir alana yayılan tabiat parkı orman ve mera alanlarından oluşur. Tabiat parkı adını park alanının kuzeybatı sınırında bulunan Koçkayası Tepesi'nden bu tepeden başlayarak Cımbırtlık Deresi'ne akan Koçkayası ve Küçük Koçkayası derelerinden ve tepenin eteğine kurulmuş Koçkayası Yaylası'ndan almaktadır. Koçkayası'ndan itibaren yaylacıların kullandığı ve manzaraya hakim olan Kuzgun ve Çatalkaya ise diğer önemli kayalıklardır. Üç farklı ekosistem tipinin mevcut olduğu Koçkayası Tabiat Parkı, 64 farklı familyaya ait 136 bitki türüne ve toplamda 160 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Tabiat Parkı'na adını veren derelerinin dışında park alanının ortasından geçen Karadere, eşsiz güzelliğiyle hayranlık uyandırıcıdır. Karadere'nin batısında içinden patika yolların geçtiği huzur dolu bir ortam sunan ormanlar bulunmaktadır. Göktepe'nin eteklerinde bulunan ve bozulmadan günümüze gelmiş olan Kırkharman Kilisesi de görülmesi gereken yerlerdendir. Tabiat Parkı'nın çevresindeki tarihi yapılar içerisinden en ilginç olanı ise şüphesiz 6500 metre uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı'dır. 1610 yılında Hacı Abdullah Zade tarafından yapıldığı rivayet edilen duvar, Çıkrık Kapı Yaylası'ndadır. Yaylayı çeviren duvarın üzerinde tek bir kapı bulunur. Bu kapı da Çıkrık Kapı olarak anılmaktadır. Tabiat Parkı, Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından günübirlik ya da konaklama amacıyla ziyaret edilir.
Özellikle yaz ve kış sezonunda Tabiat Parkı'nı binlerce kişi konaklama ve günübirlik olarak ziyaret etmektedir. Kümbet yaylalarında yılın belli günleri yayla şenlikleri düzenlenir. Türkiye genelinde yaklaşık binlerce kişinin katıldığı köy dernekleri ve Dereli Belediyesi tarafından Kümbet Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Kümbet Festivali her yıl Temmuz ayında çeşitli etkinliklerle kutlanır. Eğer şimdi doyasıya gezmek, zirvelerin doruklarından muhteşem manzaraları temaşa etmek ve festivallerinde sevecen insanlarıyla kaynaşmak istiyorsanız, Koç Kayası Tabiat Parkı'nın tüm seslerine ve renklerine kulak verin. İşte o zaman hayatı başka bir pencereden huzurla yaşayacaksınız. Hemen şimdi yaylaların zirvesinde efsanelerde yaşayan tarihi keşfedip Koç Kayası Tabiat Parkı'na yolculuğa çıkın. Şu felaketi ve ülkemiz kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. İklim değişti. Bu sene kış olmadı. Ancak burada kar var. Ve geçmişte olsa bugün Mart ayının sonları 1 Nisan. Ve buradan geçmek mümkün değil. Belki kar yağışı vardır. Gördüğünüz gibi hayvanlar boş, insanlar yaylaya çıkmaya başlıyor. Ve burada da bir kar çığ felaketine şahitlik yapıyoruz. Zira şu an Eğriberi tüneli bu dağların altından açılıyor ve dağlardaki patlama, tüneldeki patlamalar dağlardaki karı çığ haline getirdi. Gördüğümüz gibi bir çığ felaketine neden olmuş. Eğriberi tüneli yılan hikayesine dönmüştü. Açılacak, açılıyor, yapıldı, yapılacak deniyordu ve nihayet bu tünel başladı. Ve gördüğünüz gibi şu an o Ulu Dağların Eğriberi'nin altında bu yolu, Şebinkarahisar Giresun Karayolu'nu 10 kilometre kısaltacak, kışın rahat geçiş imkanını sağlayacak Eğriberi Tüneli'nin hemen giriş noktasındayız ve Eğriberi Tüneli hemen önümüzde. Evet, dağlar ne kadar yüce olursa olsun, üzerinden yol geçerler atalar. Ama bir şey daha demek gerekiyor, ne kadar yüce dağ olursa olsun, eğer üzerinden yol geçiyorsa bir gün tünel de geçer. Tıpkı şoförlerin ve insanlarımızın korkulu rüyası Giresun, Eğriberi Dağı'nın o geçidi, bazen karda, fırtınada geçit vermez geçidi, artık tünellerle aşılıyor, Eğriberi Tüneli yapılıyor. Evet, kar kütüklerinin altında o karlı dağlardan aşağı buz gibi akan çeşme ve yaklaşıp bir su içelim çeşmeden. Oh. Sicilya Baksu'da ulaşmış durumdayız. Eğriberi Dağları'nın zirvesindeyiz. Altından tünel geçen, bir zamanlar şoförlerin korkulu rüyası olan Eğriberi geçidindeyiz. 2200 metreyi gösteriyor. Eski İpek Yolu üzerindeki bulunan
şoförlerin korkulu rüyası meşhur Asarcık virajları. 12 virajı inmek, bu yolun tamamını gitmek gibi derecede zor olan bir bu nerede viraj, bu viraj efendim? Hemen önümüzde. Aşağısı Asarcık köyü. Cumhuriyet'in son yıllarına kadar burada Türklerin, yani Müslümanlar ve Hristiyanlar iç içe yaşamışlar. Ve uzun yıllar komşuluk yapmışlar. Daha sonra sadece Müslümanlar kalmış. Gördüğünüz gibi bu virajlar şuralar, öyle mi? Evet. 12 virajdan mı iniyordu buradan? 12, toplamda 18. 1940'lı yıllarda burada alıcılar arabası yuvarlanmış. Şuhurun ismi Gökhan. Hala eski şuhurlar bunu anarlar. 27 kişi ölmüş. Sadece arabanın içinde şoför ve bir asker sağ kalmış. O da şoför mahallinde olduğu için. Üzerindekilerin tamamı aracın altında yük, üzerinde insan olduğu için araç yuvarlanınca insanlar yükün altında kalarak ölmüş. Gördüğümüz gibi tünelin hem ön yüzünü hem de arka yüzünü çektik. 5 kilometreden fazla şu an tünel harıl harıl çalışıyor. Biz de tarihe not düşüyoruz. Daha açılmadan tünelin şimdi içine gireceğiz. Dereden çıkıyor ve tam dere, burası da Asarcık. Tam dere arası ve 5 kilometreden fazla bir tünel. Gerçekten heyecanlıyız ve ilk kez devralen farkıyla bu tünel ekranlara geliyor ve bu sene tünelin açılacağını öğrendim. Karahisar'a, Dereli'ye, Alucra'ya, Çamoğlu'a, bütün Giresun'a ve bütün Karadeniz'e hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tekrar şükranla buradan anıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz teşriflerinize dolayı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah inşallah kazasız belasız kısa sürede tamamlamayı nasip etsin ve üzerinde inşallah hayırlı güvenle yolculuk yapmayı nasip etsin. Ya Allah, bismillah. Ben şu Asarcık hanlarından bir tanesinde. Mehmet Özkütükçü'nün hanı, gördüğünüz, babasının 50 tane sarı liraya aldığını söylüyor. Kendisi bu yol üzerinde yıllarca katıcılık yapmış. Haftada iki sefer Şebinkarahisar Giresun'a gittiğini söyler. Kendisi şu anda 90 yaşında, hala yaşıyor. İmranlı Giresun arasında tren yoluyla deniz arasındaki katıcılık taşımacılığında çok emek vermiş birisi. Gördüğünüz gibi bu han 6 hayvanlar için, ortası insanlar için. Şimdi burada katırcıların bu handa rahat olarak kaldığı yer. Ümranlı'ya trenin geleceğini duydukları an buradan komple Ümranlı'ya varıp oradan yükleyecekler yüklerini alıp buraya kadar gelirler. Kış olduğu vakit Eğribel'den, karakoldan haber beklerler.
fırtına durduğu an buradan devam Eğribel ve Giresun. Fırtınanın olduğu günler günlerce, haftalarca burada kaldıklarını söylüyor kendi beyanına göre. Burası neresi ben bilmiyorum. Yolumu kaybettim. Asarcık Köyü. Asarcık Köyü. Ben de bir saklambaç oynayayım dedim. Bu hanımefendiler ve beyefendiyle beraber bir saklambaç oynayacağım. Hadi Yusuf. Hadi. Yusuf sen bakalım hadi. Biz saklanacağız. Hadi bakalım. Ve saklanıyoruz. Şu anda yumuldu. Hadi saklanıyoruz. Hadi saklanıyoruz. Oh. Hepimizi ebeledi. Ama önce bak bir delikanlı daha geliyor. Önce ben mi yumulacağım şimdi? İlk beni mi ebeledin? Sen nereden gördün beni? Beni arabadan gördü bu delikanlı. Evet, çocuk olmak. O ıssız, sakin, sessiz köylerde çocuk olmak. Onların biraz olsun çocukluğunu azıcık renklendirmek istedik. Biz de saklambaç oynadık değil mi? Evet. Evet, burası yol hikayesinin önemli noktası. Tarihi Asarcık Köyü. Ve biz tarihi yolu araştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Galisar'ın ikinci golüde. Bir daha söyle bakayım. İkinci golüde. Nasıl yapılır? Hamur yoğrulur, simit gibi yuvarlak yapılır, fırına atılır, pişer. Bu meşhur Şebin Karahisar golüdinin yapıldığı Asarcık tarihi fırını. Giresun Şebin Karahisar ilçesi Şaplıca Köyü Licese Mahallesi. Bu tarihi bir kilise efendim. Biraz bilgi verir misiniz bize? Bizim dedelerimiz mübadelede gelmişler buraya, yerleşmişler. Burada işte gördüğünüz bu tarihi eser kilisede o zamanki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti burayı onlara vermiş, tapısını vermiş. Biz de burada doğduk, büyüdük, işte burada yaşıyoruz. Siz burada mı doğdunuz? Evet. Bu şeyde doğdunuz. Evet. Peki anlatın biraz, buraya insanlar geliyor mu, turistler geliyor mu efendim? Geliyor. Nerelerden geliyor? Selanik'ten. Ne diyor gelenler? Bazıları üzülüyor, bazıları seviniyor ayakta kaldığı için, şahıs eline geçtiği için ayakta kaldığı için seviniyor, bazıları da üzülüyor. Üzülüyor. Evet. Siz ne dersiniz efendim, bir ziyarete gelsin mi insanlar buraları? Tabii ki gelsin. Siz gittiniz mi Selanik'e? Hayır. Gitmek ister misin? İsterim tabii ki. Evet, tarihi bir kilise. Şebin Karahisar yolu üzerinde bu kilisenin 1887-1876 tarihlerine tarihlendiğini görüyoruz. Buradan 1924'te mübadele sonucu Selanik'e gönderilen Rumlara ait bir kilise. Ancak oradan da buraya getirilen Müslümanlar, Türkler ve bu kilise tapulanır buradaki bir aileye. Ve kilise bugün perişan haldedir, koruma altındadır ve kilisenin tarihe, kültürüne kazandırılması gerekiyor. Daha yıkıldı işte. Evet, desenleri görüyoruz. Ver, bir tarihi eser bu. Bizim kültürümüze ait, burada geçmişte yaşayan insanlara ait. Yunanistan o camileri yıkıp yaktığında onlara sert tepki göstermiştik. O Kavala'daki yıkılan camiyi göstermiştik. Atina'daki o Fatih Camii'ni açmıyorlar maalesef. Ama onlara inat bu eserleri biz koruyup gelecek kuşaklara aktaralım ve Yunanlıların da gözünün içine sokalım. Atina'daki tarihi Fatih Camii'ni ibadete açsınlar. Orada maalesef kapalı. Buradaki bu eser de kaderine terk edilmiş durumda. Bu aslında insanlığın, bizim ortak kültür değerimiz ve mabed olarak geçmişte kullanılmış bir kilise. Yıkık ve perişan hali insanı gerçekten üzüyor ve kahrediyor. Bu kiliseyi yapan Rumlar aslında 1853 yılı Osmanlı Kırım Savaşları, Rus Savaşları'nda Kırım Savaşları'nı kazandıktan sonra Rusya coğrafyasından Avrupalıların isteği üzerine buraya getirilen Rumların Karadeniz, Ordu, Giresun, Trabzon bölgesine getirilip yerleştirilen Rumlar tarafından
yapılıp kurulmuştu. Zaten kilisenin tarihi de 1876'yı göstermekte. Buraları da maden olduğu için de özellikle madende çalışmak ve maden işletmek üzere buraya geldiklerini biliyoruz bunların. Köprüler, kıtaları birbirine bağlayan köprüler, gönülleri birbirine bağlayan köprüler, kültürleri birbirine bağlayan köprüler. Ama Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasındaki yaptırdığı onlarca köprülerden birisi Şebin Karahisar yakınlarında o taş köprü 130 yıldır halen ayakta. Ve biz o yol hikayesini araştırmaya, bu yol üzerindeki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini tek tek ekranlara getirmeye devam ediyoruz ve Şebin Karahisar'a geldik. Manzaranın üzerine dinledenim de söz mü oy oy oy. Dinlemesen de söz mü şeker yarim. Göremezsin yüzümü, dinlemesen de... Yollardayız. Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasında açtığı o yol hikayesini araştırırken Tamzara'ya yolumuz düştü. Burası Tamzara. Türküsüyle bildiğimiz, üzümüyle bildiğimiz, kültür ve medeniyet geçmişiyle bildiğimiz Tamzara'dayız. Şimdi bir değerli dost var. Mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Tamzara'nın tarihiyle ilgili bilgi alıyoruz. Tamzara'nın kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber buranın Osmanlı döneminden önce Anadolu Selçukluları döneminde kurulduğu hakkında Hasan Tahsin Okutan isimli bizim bir baş öğretmenimiz vardı. Onun Şebin Karahisar tarihi, coğrafyası ve kültürel yapısını anlatan kitabında ifade edildiğine göre efendim Anadolu Selçukluları dönemine rastlıyor. Burada Osmanlılar döneminde Ermenilerle Türkler iç içe yaşamışlar. Ermeniler ticaretle uğraşmışlar. Türkler de daha ziyade hayvancılık, efendim, tarımla iştigal etmişler. 1915'ten önceki yıllarda burası kasaba halindeymiş. Tehcir olayından önce 5000 civarında nüfusu olduğu kayıtlarda, resmi kayıtlarda bilinmektedir. Bu ilk Anadolu'da Ermeni isyanı burada ve Şebin Karahisar'da. Şebin Karahisar Adana, Sivas bu bölgelerde daha çok meydana gelmiş. Dış güçlerin desteğiyle Ermeniler isyankar olmaya başlamışlar. Çeşitli yerlerde komiteler kurmak suretiyle burada bir Ermeni devleti kurmak veyahut da buralarda o Ermenistan adı altında kurulacak devlete, devletin toprakları arasına burayı da katmak için ilk isyanların burada Tamzara'da, Şebin Karahisar'da, Şebin Karahisar'ın Yaycı köyünde olduğu söylenir. Tamzara'nın yolları dönümlüdür de dönümlü oy oy oy. Kalk giderim de sevdiceğim yalan dünya ölümlü. Kalk gidelim de güzel yarim yalan dünya ölümlü. Şebin Karahisar'da önemli bir tarihi eser Fatih dönemine ait Fatih Sultan Mehmet Camii. Taş yapısı mimarisiyle göz ve gönül okşayıcı Fatih Camii Şebin Karahisar. Thank you.
bir yol hikayesiyle karşınızda olduk. Halil Rifat Paşa'nın gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek o insan gücüyle açtığı Şebin Karahisar Giresun yolunu Giresun limanından çıkarak adım adım belgeselleştirerek Şebin Karahisar'a geldik. Şebin Karahisar kültür tarihimizin muhteşem geçmişinin olduğu yer. Şebin Karahisar Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihimizin önemli kilometre taşı. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere Şebin Karahisar'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.